Murat geliyor ve Seda canlı yayında olacak. Organize işler bunlar, başımıza işler bunlar. Senin benim dinlemez İstanbul'un işler. Peki, Seda da şimdi stüdyoya doğru geliyor, ekip arkadaşlarımız tarafından getiriliyor. Ah, yani senin konunun da artık bir şekilde sonuna geleceğiz. Bugün bir itiraf olacak. O itirafı da kendi kulaklarınla duyacaksın. Seda da hazırmış, buyursun gelsin. Her çocuğun en büyük haklarından biri, eğer köklerini bilmiyorsa o kökleri öğrenmek. Bir sırrı sadece yıllarca saklayabilirsin. Ve iki olayın üst üste gelmesi çok enteresan. Çok enteresan ve bununla bağlantılı çok olaylar var. Bir olayı yıllarca saklayabilirsin. Evet. Eninde sonunda gerçeklerin ortaya çıkmak gibi acı bir tarafı var. Biraz önce izledin mi? İzledin. O sırrın bir parçası olmak, o sırrı yıllarca taşımak mı? Yalan söyleyerek üstünü kapatmak mı? Altından kalkamayacak hale getirmek mi? Kişi olayın kaderini kendisi belirliyor. Ya bazı şeyleri söyleyip oh be tamam rahatladım benim üzerimden yük gitti demek var. Ya da o yükleri taşımak var ve altında ezilmek var. Dün yayından sonra Seda'dan tek bir ricam vardı. Ne sen ne senin yaptıkların umurumda bile değil. Ben sadece balımın bundan sonraki yaşamını nasıl devam ettireceğini düşünüyorum dedim. Yayından sonra da aynı cümleyi kurdum mu odada konuştuğumuzda söyledim. O çocuğun geleceği her şeyden daha önemli. Sen kendi hayatını belli yalanlar üzerine kurup karartabilirsin değil mi? Evet. Ama bir çocuğun kaderiyle oynayamazsın annesi olsan bile. Yazık. İlk odaya girdiğimizde kendi 6 yaşındaki hikayenden başladın. O çocuğun da cümleye yıllar sonra o hikayeden başlamasını ister misin? Önce Murat'a ne söylemek istiyorsan söyle. Hep dediğim gibi yani ilk çıktığımda dediğim gibi bazı şeyler yalanlar yalanlara doğurdu. Ama çok sevdim. Yani Murat'ı çok sevdim. Ve ondan özür dileyerek helallik istiyorum. Verir vermez o ona kalmıştır. Yine hakkını helal etmesini isterim. Niçin ama hakkını helal edecek? Helal etsin. Yani yedik, içtik ve gerçekten sevdik birbirimizi. Birbirimizle her şeyi paylaştık. Devamını da getireceğim zaten. Her şey o kadar sıra oldu ki ben de o sıra sıra olan şeylerde evet yalanlarımı her şeyi berbat ettim. Yani kendi hayatımı her şeyi geçtim. Sizin de dediğiniz gibi yıllar sonra kızımın Berkay gibi ağlamasını istemem. Ve beni sevmesini o kadar çok isterken, ben onu çok severken bu şekilde bir şeyler devam ederse beni hiçbir zaman sevmeyeceğini gerçekten artık çok iyi gördüm. Ve Murat'tan helallik istiyorum. Dün akşam size de geldim. Sizinle de konuştum. Bir şeyleri bazen yüzleşmek, itiraf etmek çok zordur. Ama size itiraf ettim. Geç öğrendim. Murat'la ilişkim başlamıştı. Ve kendi içimde çok çelişkilere düştüm. Ama sonrasında bir şeyleri koyunca söyleyemiyorsunuz. Sevdiğiniz bir adam. Evet, bebeğin babası Murat değil. Sonradan bunu öğrenmek çok acı bir şey. Sonradan bunu tahlil etmek çok zor bir şey. Bir takım rahatsızlıklardan dolayı da tahlil edemiyorsunuz. Şu anda ismini açıklamayacağım. Siz biliyorsunuz, size söyledim. Kendisi zaten çok medyatik olmasa da ekranlarda tanınan birisi. Kendisi çıksın zaten, açıklasın. Pazartesi günü açıklamasını bekliyorum. Bunun için Murat'tan... Biliyor mu çocuğun babası olduğunu? Hayır, söylemedim hiçbir şekilde.
Nasıl açıklayacak peki? O kendisi biliyor. Yani neyi biliyor? O kendisi beni zaten ekranda görmüş. Ve bunlara hani cevaplar geçiştiriliyor, verilmiyor. Ama hani herkes bana istediği her şeyi söyleyebilir. Öncelikle Murat'tan özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Ama her şey yapılabilir. Evet, haksızım. Herkesten de milyonlarca kez özür diliyorum. Sizlerden de özür diliyorum. Ama bazen öyle bir çaresizlik var ki insan o çaresizliğin içinde dibe vurdukça dibe vuruyor. Dipteyken ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. Ne sağınızı, ne solunuzu, ne önünüzü, ne arkanızı göremiyorsunuz. Yani hiçbir şeyi tahlil edemiyorsunuz, hiçbir şeyi konuşamıyorsunuz. Ve artık evet, bir kuyu varsa, kuyunun dibi ise sadece kızım için. Ben diyorum ya, yani herkes her şeyi söyleyebilir, herkes her yorumu yapabilir. Ben dünyanın en kötü kadını da olabilirim ama sadece tek bir şey var. Bu kadar şeyi yaparken çok yalanlara sığınıp da yalanlarla bir şeyler de demiş olabilirim. Ama bir 3 aylık kızım var. Çok seviyorum, çok severek bakıyorum ve ona bunu yaşatmak gerçekten istemiyorum. Dibe vurduğunuz anda ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. Dibe vurduğunuz anda çıkmaya çalıştıkça çıkamıyorsunuz. Düştükçe daha çok düşüyorsunuz. Daha çok boğuluyorsunuz. Ben müsaadenizi istiyorum Esen. Gidebilirsin. Yani herkes diyeceği her şeyde de, söyleyeceği her şeyde de sonuna kadar haklıdır. Herkese haklı diyorum. Ama ben artık yalanlarla evet yaşamak istemiyorum. Çaresizim. Çocuğumla beraberim. Ve aslında size de çok teşekkür ediyorum ki bana bu şekilde dün akşam beni karşınıza alıp bana oyuncu oldunuz. Ve belki de o kuyunun artık daha da dibini görmememi sağladınız. Sağladınız yani. Eğer ki buna bu şekilde bırakacağım gibi yaklaşmasaydınız. Çünkü senin ne zaman neyi söyleyeceğini asla bilemiyorum. Ama en azından hani şu saatten sonra, bundan sonra sokakta hiç kimseye çıkıp da ben Koreli'nin bilmem kimin kızıyım diye hiç kimseyi... Evet, beni bundan kurtardınız. Değil mi? Evet, bunu kurtardınız. Bunun farkındasın. Benim sadece umurumda olan bir çocuk var. Bundan sonraki mağdur ettiğin insanlar var. Onlar ne olacak? Ona hiç oraya da girmiyorum. Onların hepsinden de helallik istiyorum, özür diliyorum. Milyonların gözünün önünde de... o çocuğun sağlığı, ruh sağlığı, o çocuğun bakımını bir anneden başka hiç kimse daha iyi bakamaz, daha iyi sevemez. Aksi yollara başvurmak istemiyorum. Bunu da söylüyorum ve milyonların önünde söylüyorum. Tabii babanın da şimdi o baba... davanızı sizin o gerçek babasına karşı açmanız ve hem babalık davasıyla hem maddi manevi tazminat hem de çocuğa nafaka bağlatmak suretiyle onun haklarının peşine düşmeniz gerekiyor. Aslında ben sizin yaptıklarınızı tasvip etmemekle beraber bir kadın olarak anlayabiliyorum ki siz aslında hep mağdur bırakılan, yani kadın hamile olduğunda bir ilişkide mağdur bırakılan kadınlardan birisiniz. Erkeğin tabii suçlu mu kusurlu mu onu bilemiyorum. Peki, İlişki canım, ne şekilde bitti ama. Mağdur bırakılmış erkek, bir kadın başka biriyle tanışıyor ve iyi niyetli biriyle tanışıyor. Tabii ki hiçbirini tasvip etmiyorum. Yani... Ama bütün bunların altında yatan şey de bence bir erkeğin ilişkisine ve kadın hamile olduğunda çocuğa sahip çıkmaması da olabilir. Bunu da toplum olarak göz önünde bulunduralım. Zaten hani o beyefendi şu anda izliyorsa dinliyor ki büyük ihtimal izlediğini ve dinlediğini düşünüyorum. Esra Hanım. Kendisinin yayın dışı buraya bekliyorum. Onu da söylemek istiyorum. Esra yayın Hanım. Dışında görüşmek üzere. Seda Hanım. Buraya Sürütüyor'ya da bekliyorum. Özürle kabul edilecek. Şimdi arkadaşlar yani, yorumlarınızı yaparken kelimelerinizi lütfen özenle ve dikkatli seçin. Ben bir şey konuşayım önce. Buyurun. Hiç kimsenin kendine yapacağı kötülüğü kendine yapmışsın. En büyük şeyin suçun yalan konuşmak.
Başka bir şey demiyorum artık. Kendi Esra kararın kendin ver. Ve bu arada sana hep sokakta da yardım eden insanlar. Yani işte bebeğine bakan hemşire hizmet verdi, mağdur edildi. Ama sadece bebeğin için. İşte bir yere gidiyorsun, Murat'a ulaşamıyorum bilmem ne, başka bir yalan söylüyorsun. Sırf kucağında Esra çocuk olduğu için insanlar sana yardım ediyorlar. Buyurun Kerem. Seda bacım, şimdi ben sana bir soru soracağım. Yani bu kadar şeyden sonra buna nasıl inanalım? Peki bir test falan yaptın mı yani? Yaptıracağım. Eğer inkar ederse yapılacak. Ya test yaptırırsan hiç olmazsa biz de emin zaten oluruz. Çünkü... bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle ben evet değil. Ben direkt de yo, yo, test bu kadar yaptırırım. Şeyin üstünden yani ben insanların buna inanacağını zannetmiyorum. Bir de benim aklıma takılan bir şey var. Bunca şeyi tek başına mı yaptın? Hiç kimse yardım etmedi mi? Hiç kimse. Aynı sorduğum soru, sürekli sorduğum soru. Ben mesela ben ona da inanmıyorum. Tek başına olduğuna da inanmıyorum. Çünkü Esra... yani mesela ben kendim şoförüm. Evet. Bir şoför yani bir hizmet karşılığı almadan bir ay boyunca abla sana nasıl yardım ediyor? Ben onu anlamıyorum. Hiç hani... kimse yardım etmedi. Bir şey üç ay boyunca. Bir şey sorabilir miyim? Ya şimdi yani arada benim size anlatmadığım ne dersiniz, bazı şeyler farklısınız. Var. Şöyle evet. Söyleyeyim, anlatmadığım bazı şeyler var. Mesela bir rentekar şirketine uzun süreli araç kiraladın değil mi? Yüksel Beylerin oradan uzun süreli araç kiraladın. 5-6 günlük gibi, bir haftalık gibi. Bilemiyorum. Aha. Mesela şirketteki, o şirkette hemşirelerin çantaları kalıyor. O parasını alamayan rentekar da, yani neredeyse hemşire hanımı rehin alacak. Sen de o gruba dahilsin diye. Yani anlatmadığım bir sürü detaylarda bir şey, bulmadığım bir çok şey olay merak var. Ediyorum. Bir şey sorabilir miyim Sedacığım sana? Madem hamileydin ve Murat'la bir ilişkiye başladın. Murat sonuçta en nihayetinde ben tanıyan bir insanım. Sen Murat'a gerçeklerle gelseydin, böyle böyle başından bir olay geçtiğini söyleseydin. Murat her türlü kabul ederdi. Murat her türlü seni emin ol kabul ederdi. Evet. Ve bu kadar dibe batmazdın. Evet. Bu kadar insanların gözünde de bu kadar küçük düşmezdin. Hayır arkadaşlar bir şey kaçıyorsunuz. O hamilelik sürecini rahat geçirmek için Murat o dönemki limandı. Hamilelik sürecinin yani düzenli bir yerde geçmesi için... Liman değildi yani hani... Anladım. Kurtuluş. Esra abla bir şey sorabilir miyim? Seda Hanım'ın söylediklerine dair. Sadece yanlış yapılan kişi Murat Bey değil. Burada geçmiş yıllardaki yapılan ya da konuşulan yalanları da biliyoruz. Seda Hanım'ın tabii ki geçmişini bilmiyoruz. Sadece gayrimeşru olduğuna dair bir ithamda bulunmuştu ilk geldiği gün. Sadece merak ettiğim şu Seda Hanım, bunların hepsini geçmişte yaşadığınız olaylardan dolayı bir para hırsı yüzünden mi yapıyorsunuz yoksa erkeklere duyduğunuz nefretten dolayı mı? Erkeklere öfke duysaydım gerçekten Murat'ı o kadar çok sevmezdim. Belki de baba profilinden. Seda Hanım, bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Söyle. Çok sevdiği için kaybetmemek açısından... ilk gördüğü aşkından intikam alması kadar zor bir şey yok. Yok yani. Seda Hanım, çok sevdiğiniz için çocuğun bir başkasından olduğunu söylemediğinizi söylüyorsunuz ya. Peki neden ünlü bir iş adamının kızıyım diye o tür yalanları neden söylediniz? Onları zaten ilk gün söylemiştim. Onun nedenini zaten demiştim. Ama... şöyle bir şey var. Peki bir şey soracağım sana. Ailen ısrarla ortada değil ve hiçbir şekilde de bağlantı kurmak istemiyor. Sadece belli aracılarla haber gönderiyorlar. Ailen sana bu saatten sonra sahip çıkar mı? Bakın ben sadece şunu diyeceğim. Ailen sana niye sahip çıkıyor? Ailede ben hep en çok kavgayı babamla yapmışımdır. Yeri gelmiştir en çok darbeyi de babamdan yemişimdir. Ama bir o kadar çok da onu sevmişimdir. Ama onun bende bıraktığı izler, onun bende bıraktığı acılar... ve hep, belki bu acılar hep bir şeylere sebep oldu. Peki baban sana şimdi dön evine Seda dese? Hiç durmam. Hiç durmam çünkü şurasının kokusunu çok özledim. Anne... Benim babam aslında o kadar şeye rağmen hem gaddar hem de çok yufka yürekli bir adamdır. Senin şu yani onun şu anda bir torunu var. Baban ne yaparsa yapsın annen sözünü geçirip
Seda eve dön, bundan sonra bizimlesin der mi? Eğer derse, keşke dese, dese, inanın ki hani yaşanılan bir takım şeylerden dolayı bir sene önce ben ayrıldım evden. Onların kat be kat fazlasını yaşamaya razı olurum ki çocuğumla beraber giderim. Peki, çok alakasız bir soru oldu da soracağım. Şu anda babası olduğunu iddia ettiğin kişiyle nerede, nasıl tanıştın? Karşı tarafta, Anadolu yakasında bir AVM'de tanıştık. Anadolu yakasında bir AVM'de. Hangi tarihte? Temmuz gibi. Temmuz ayında tanıştın. Ne kadar sürdü arkadaşlığınız? Ekim başı gibi, Eylül. Ekim başı. Ekim başı gibi bitti, evet. Ekim başı gibi. Niye ayrıldınız o dönemde? Sen hamile olduğunu söyledin, kabul etmedi mi? Hayır, ben sadece ablasına söylemiştim bunu. Ablasına? Evet, olabilirim demiştim. Ama ondan sonra bir hafta sonra o bahsettiğim şey olduğu için hani ben de değilim herhalde dedim. Evet, kızımın babası çıkacak ortaya. Kızımı alacak. Temmuz'dan Ekim'e kadar ama ben de hiçbir şekilde onu istemiyorum zaten. Ablasıyla samimiydin. Tabii. Annesiyle? Tabii ki. Samimiydi. Tabii ki. Peki onlara kendini ne diye, kim diye tanıttın? Yine aynı şekilde, yani bu kendim olarak, yani o kim şey olarak? Olarak bana söyle bunları Seda canlı. Olarak. Seda olarak. Yani evet. Gerçek adın ve soyadınla. Ve ne çok iş iyiydi her dedi. Şey. Çok iyiydi her şey. Hukuk mezunu olduğumu ama o dönem çalışmıyordum zaten, kendisi de biliyordu. İyi başlayan bir ilişkiydi. Yani başlamıştı ama başlangıcı da biraz şeydi. Sonra devam edişi biraz sıkıntılı oldu bir takım şeylerden dolayı. Kendisi de zaten hani biliyorsunuz ekranlarda az çok biraz tanındığı bilindiği için bunlardan dolayı da sorunlar yaşanıyordu. Bir takım sorunlar da vardı ve onun için bitti yani. Bitti. Sen ablasına söyledi. Bekar. İlk sorduğum soru oydu zaten. Özellikle evli mi diye sordum. Buyurun, dikkatli soru soruyoruz. Ağlamakla haliniz. Hani şöyle bir tez vardır. Yani mazluma merhamet, mağdura ihanettir. Şimdi burada, ben hakaret için söylemiyorum bunu. Fakat yaptığınızı zaten yanlış olduğunu kendiniz kabul ediyorsunuz. Ben şunu soracağım size. Bu rentekar olayında, 3 ay süren rentekar olayında... ...bu çocukla ilgili bir müdahillik var gibi geliyor. Ne dersiniz? Neyle ilgili anlamadım. Bu 3 ay sizi bu lüks arabalarla getirip götürenlerden... Çocuğu... O dün akşam sizin dediğiniz kişi mi Esra Hanım? Onu diyor. Vallahi efendim. Bilemiyorum sen nerelerden aldıysan. Bu rentekar olayındaki kişilerden biri çocuğun... Rentekardaki servis sağlayıcın kimdi çok merak ediyorum. Çünkü bugün hiç kimse ödemesini yapmadan çok kolay araç çıkartamaz. Yani Yüksel Beyler iki kere şoför göndermişlerdi. Sonra? Onlar gönderdiler zaten. O Yüksel Beylerin gönderdiği şofördü. Bir geçen şeyden bahsediyorsunuz, kesinlikle alakası bile yok. Hemşireleri alıp götüren rentekar kimdi? O Yüksel Bey'in işte gönderdi. Yüksel Bey'in gibi. Peki. Bütün şimdi... bu yaptıklarınızı baba sevgisi görmediğiniz için yaptığınızı söylüyorsunuz. Peki nasıl babasına güvenmediğiniz bir çocuğu dünyaya getiriyorsunuz? Bakın babasına güvenmediğim için değil, benim zaten öğrenmem de biraz geç oldu. Ve ben evet babasına güvenmiyorum, babasını sevmiyor olabilirim. Şu anda çocuğumu zaten DNA'sı yapıldıktan sonra mecburen hukuki olarak zaten kabul etmek zorunda. Ben zaten kendisiyle hiçbir şekilde ne görüşmek, ne herhangi bir şey kurmak, hiçbir şey istemiyorum. Ama ben de bu soruyu kendime çok sordum. Şimdi baktıkça da diyorum ki, peki, demek ki Allah istemiş diyorum yani. Şimdi ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Babaya seslenmek istiyorum yani Seda'nın babasına, annesine, işte teyzesine, halasına. Biraz önce Berkay'da yaşadınız. Kızınızdan utanıyor olabilirsiniz. Bilemiyorum yani, utanıyor olabilirler, reddediyor olabilirler. Yani bu olaydan sonra artık kucakta bir bebek olduktan sonra anne ve baba olarak bırakın kızınızı, torununuzu düşünmez misiniz? O çocuğun geleceğini düşünmez misiniz? Şu saatten sonra belli şartlarda artık milyonların önüne çıktı, ne yaptığı ne ettiği artık her şey de ortada. Onlara kol kanat gerip kucak açmaz mısınız? Bunu merak ediyorum sadece. Buradan da babasına sesleniyorum ve ısrarla da isminizi söylemiyorum. Annesinin ve babasının adını çok iyi bildiğim halde.
Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben herkesten tekrar özür diliyorum. Herkes de hakkını helal etsin. Ama şunu da bilsinler ki, evet çok çaresizdim ve hala çaresizim. Sizin aile ekibinizden de özür diliyorum. Bu kadar. Bir şey nasıl da güzel, ya bütün bebekler güzeldir de Allah nasıl bağışlasın, da güzel. Allah bağışlasın. O hastalığıyla ilgili, topukla ilgili bir sıkıntı vardı. O çocuğu yazık yani. Bir şey daha sorabilir miyim? Seda Hanım, yanlış anlamadıysam annesi, Balım'ın babasının annesi ve kız kardeşiyle tanıştınız Hı-hı. herhalde değil mi, ailesiyle? Evet. Peki Balım'ın olduğunu öğrendikten sonra kız kardeşiyle, annesiyle hani bu kadar şeyi düşünüp tezgahlayana kadar... O tezgah mı yapsaydın? Diye. Hayır, onlara neden haber vermeyi tercih etmedi? Açıkçası tamam, şey, Murat Bey sevebilir, buna saygım yoktu, sonsuz. Telefon numaraları yoktu. Hani sosyal medyadan... Hatta ablasına Instagram'dan yazdım. Ama ne zaman yazdın? Hiç görmedi bile yani. Yaklaşık işte belki 15 gün önce falan. Bir. 15 sadece, gün önceden değil yani. Ondan önce yazmadım. Artık hamile olduğun ortada. Yazmadım Esra Hanım. Niye? Yazmadım yani. Neden sakladın? Yazmadım. Ya hani en azından dedim. Hani şimdi bazı şeyleri ekran önünde de söyleyemiyorum. Şunu merak ediyorum. Nasıl ayrıldınız? Yani diyelim ki o kişiyle düşmansınız. Aileyle, ablasınla ve annesinle nasıl ayrıldın? Ablası? Yok, annesiyle normal bir şekilde ayrıldım. Ablasıyla da en son bir AVM'nin kafesinde oturduk. Konuştuk. Ne zaman bitmişti. Yapıldı bu konuşma? Tam bittikten, ayrıldıktan sonraydı. Ayrıldıktan sonra? Ayrıldıktan belki bir gün sonraydı. Ve bitti. Onunla da ayrıldık. Şunu merak ediyorum. Yani yine bir yalan vardı. O yalanlar ortaya çıktı da karşı taraf sana sırtını mı döndü? Tam o şekilde de değildi. Karşı tarafın da yani bu sosyal medyalar, bir takım yazışmalar, bir takım başka hayatlar. Bunlardan belki de. Bunlardan bitti yani. Aslına bakmayın, o kadar yalanı söyledim, o kadar insanlar şey yapıyor ama çok başka bir hikaye. Çok başka bir hikaye yoksa, kızımı düşünmesem, Balımsız bir dakika nefes alabileceğimi düşünsem, çıkıp hiç itiraf da yapmam Esra Hanım. Hiçbir şey yapmam. Oturur dur. Karşımda durmaz size. Derim, her şey derim. Ama onsuz bir dakika nefes alamıyorum. Yani bakın bugün en küçük bir şey var. Yukarıda ekip arkadaşlarınızla Balım'ı hastaneye götürdük biz. Akşamdan beri kusması vardı, ishali vardı. Götürdüğümüz zaman doktor da yine sevimlilikler yapıyor doktora. Ama sadece doktor, ekip arkadaşınız da buna şahit. Ya buraların hani bağırsaklarında problem olduğu için buralarını ellerken ağlamaya başladığında onunla beraber ağladım. Ve yayına çıkmak gerçekten çok zordu. Bir şeyleri itiraf etmek gerçekten çok zordu. Ama beni yargılarken şunu da düşünün. 3 aylık bir bebeğim var. Ve yine onun için herkesin izlediği bir programda Türkiye'nin gözünde çıkıp evet ben lanet bir insanım ama 3 aylık bir bebeğim var. Yine ne olursa olsun bir anneyim. Mecburum. Ama bundan sonra ayakta kalmak istiyorsa yalan dolan olmamalı. Olmamalı. Evet, yani işte sizin şeyiniz belki kilit oldu. Evet. Bundan sonra yalan dolan olmamalı. Yani bundan sonra çok düzgün, çok dürüst. Kızım için istiyorum ya. Hiç yani, başka hiçbir şey istemiyorum. Tek sevindiğim o, biliyor musunuz yani? Hani bir şekilde... Bundan sonra oyum buyum, karelinim marelinim diyerek... Ya inanır mısınız, insanın üstünde hani... Şimdi ben hep mesela Emre abiye don diyordum. Balım çok ağırlaştı artık, taşıyamıyorum. Hani belimde de problem var, taşıyamıyorum. Ama ben dün akşam size itiraf yaptım. Gittim biliyorsunuz. Bugün gelirken sadece Balım'ın ağırlığı vardı biliyor musunuz? Aslında o kadar çok ağırlık varmış ki üstümde. İnşallah öyle. O kadar çok ağırlık taşıyormuşum, o kadar çok şey yapıyormuşum ama... Şimdi en azından ağırlığım kalmadı.
Sadece dediğim gibi herkesten hakkını helal etmesini istiyorum ama şunu bilin. Çaresizlik çok zor bir şey. Şu an nerede, kimse nasıl yaşıyorsun? Yani. Şu an sizin... Hayır, bizden değil gideceğim. Yani hani bundan öncesinde yani dünden öncesinde nerede yaşıyordun? Evet, bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Bir arkadaşın evinde kalıyorsun. Ama... Mesela sen o dün numarayı verdin, biz aradık, kapalıydı telefon. Bilmiyorum hiç. Ben hiç şey yapmadım, hani Kıbrıs'a gideceğim ben demiştim ama... Ben Seda'yla konuşurken hep şüpheliyim. Evet. Ondan numarayı istiyorum. Numarayı verirken de samimi itirafım şu. Numarayı değiştirmiyor musun bana verirken, düzgün davranıyorsun diye. Ben hep sana karşı şüpheliyim maalesef ki. Haklısınız, haklısınız. Yani acilen bir şey daha var. O çocuğun kimliğini bir an evvel çıkartmak. Evet. Çünkü sağlık kontrollerinde vesairelerde de zorlanmamak, evet, adına hemen en azından şimdilik babalık davası açılana ya da babası onu kabul edinceye kadar siz kendi nüfusunuza, babanızın nüfusuna peki, alacaksınız. Peki, şey soracağım Seda. Hani Murat, hadi gel nikahımızı kıyalım dediğinde, babam böyle istemiyor, babam şöyle istemiyor, illa düğün dernek olacak diye hep Murat'ı oyaladın. Niye nikah kıydırmadın ya da nüfus kağıdını çıkartmasına müsaade etmedin? İşte insanların ne kadar beni zalimle görseler vicdanım vardı, anladınız mı? Yani çünkü bir yalan var ve o yalanla o şekilde yapamazdım. Eğer gerçekten kötü bir insan olsaydım sanıldığı kadar kıyardım. Direkt nüfusunu da çıkartırdım. Ama bu kadar kötü bir insan değilim Esra Hanım. Acımasız değilim yani. Çünkü onu gerçekten sevdim. Ve ona karşı daha da acımasızlaşamazdım. Sen ona zaten yapacağını şu saatten sonra yaptın. Peki. Var, söyle Gamze. Sedacığım, Murat'tan ayrıldın. Eğer bu olaylar ortaya çıkmasaydı, Murat'tan sonra yaşamını nasıl devam edecektin çocuğunla? Ne gibi düşüncelerin vardı hayatınla ilgili? Ne yapmayı düşünüyordun? Bu olaylar ortaya çıkmasaydı, hayat normal bir şekilde devam etseydi. Şu şekilde söyleyeyim. İnsan bazen hiçbir şey düşünemiyor. Ve o hamilelik, doğum, inanın ki hiçbir şey düşünemiyordum. İnsan sağa çekilip sağa gidiyor, sola çekilip sola gidiyor. Sanırım AVM'lerde... Hala seviyor musunuz Murat Bey'i? Sevgi kolay bitmez. Gerçekten içtense kolay bitmez. Esra seviyorsunuz. Esra Hanım, biz çok açtık. Bize bir ekmeği çok gördüler. Yani bazı bir takım insanlar. Vallahi Seda Hanım'ın karşısına o kadar güzel insanlar çıkmış ki, hele ki Murat abi. Ben ona çok üzülüyorum. Hani ortadaki çocuğa çok üzülüyorum. Vallahi siz kıymet bilmiyorsunuz. Yani bilmiyorum sonrası ne olur. İnşallah çocuğa bir şey olmaz. Ama siz kıymet bilmiyorsunuz. Annenden özür dile. Çocuğunu alıp ailenin yanına sığın. En güzel şey liman orası. Aile kabul edecek mi? En güzel liman mi? Orası. Annen affeder. Bir annedir. Ne de olmasa. Yani şimdi babalar birazcık daha belki hani sert bir tutum sergileyebilir. Ya da... Ailenin yanına sığın. En doğru. Çok daha farklı tanımlayabilirler. Babana ve annene söylemek istediğin ne varsa söyle. Her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Dört duvarımızın arasında ne geçmiş de olursa olsun. Annem babam da çok seviyorum. O zaten tartışılmaz. Ama çok çaresizim yani. Ve gerçekten babamın şurasına o kadar kızgın olmama rağmen... ...o kadar şeye rağmen özledim yani. İstiyorum. Birinci sorum, o gün balımın Murat Bey'e benzediğini söylüyordunuz. Balım çok benziyor. Babaya benziyor mu? Öz babasına benziyor mu? İkincisi, hayır. Murat Bey bugün sizi her şeye rağmen, ben balımla bir şeyler paylaştım, yanlış yaptın ama seni affediyorum derse tekrar nikah kıymasını ister misiniz? Kabul eder misiniz? Hayır. Murat, Esra Hanım, deseydi ki ben balımı seviyorum, o benim evladım, ne derdin? Gel nikahımızı kıyalım deseydi. Şu anda mı? Evet. İstemezdin. Hayır, isterdim. İsterdi tabii ki. Çünkü o kadar sevdim. Şu an çocuğunuzun babası olan kişi.
Bu yaptıklarınızı sizin aleyhinize kullanarak çocuğu sizden almaya kalktığında ne yapacaksınız? Almaya kalkmaz, öyle baba değil ya. Ama bunu bilemeyiz çocuğun, ki. Çocuğun velayeti anadadır. Gayrimeşru doğan çocuk da ananın velayetinde olur. Yasa hükmü böyledir zaten. Çok ekstrem koşullar olmadığı sürece hiçbir baba çocuğunu alamaz. Hele ki yeni doğmuş küçük bir bebek ise. Anne sevgisine ve babasına muhtaçsa. Peki babasına da buradan sesleniyoruz. Oradan gelecek cevabı da ben açıkçası çok merak ediyorum. Özellikle de annenin bu konuda artık senin bir çocuğun ve evladın varken onların tutumlarını merak ediyorum. Çünkü günün birinde o çocuk büyüdüğü zaman köklerini öğrenmek isteyecek. Buyurun. Seda Hanım, bu konuyu burada kapatacak mısınız? Murat Bey'le daha sonrasında hani görüşmeyi sağlayabilmeye falan uğraşacak mısınız? Hani o soru kazanmayı... Murat'a sorulacak bir soru. Yani şu an hiç öyle bir şey yok yani. Asla yok. Esra abla bir şey daha var. Belki haddime değil, Seda Hanım'ın büyüklerinden, ailesinden şimdiden özür diliyorum ama yaşantılarını tabii ki bilmiyoruz bizler. Fakat ben anne babanın dediğiniz gibi sadece doğurmakla, ortaya atmakla olmuyor. Kavga edilebilir, küsülebilir. Düşmanlık seviyesine de gelse zaten anne ile evlat arasındaki bağ çok farklıdır. Bu kadar hatayı yaparken Seda Hanım, anne babanın da bu hata içerisinde ben payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş yıllardaki yapılan hatadan eminim ki babanın ve annenin haberi var. Tabii ki. Gazeteye düşen. Bilemezsin ki bazen. Ama neden bu kadar her şeye sırt çevirmişler? Uğraşmak, belki bazen hani anne baba diyor bilemiyorsun. Hani burama kadar getirdi artık ne hali varsa görsün de diyebilir. Ama yani kaç kişiye mal olmuş? Yaşattıklarının. Tabii ki insan evladıdır. Hayır, belki de kucak açmışlardır. Kendisi gitmemiştir, tercih etmiştir. Yok, şey. İki sene oldu. İki senede de hiç bağlantı kurmadık. Yani onu da bilemiyorsun. Şimdi karşı tarafı da dinlemeden. Sadece anne baba değildir. Evlat da aynı özveriyi gösteren tabii kişidir. Ki. Özellikle de belli bir yaştan sonra. Esra abla. Değil mi? Tabii. Kerem. Esra abla, bence ne olursa olsun sonuçta o bir anne. Yani bu kadar bence üstüne gidilmemesi. Sonuçta her insan hata yapabilir. Ama biz toplum olarak vicdanlı bir toplumuz. Yani bu kadar da bence şey yapılmaması lazım. Hani. Bu arada ekip arkadaşlarım o kişiye de ulaşacaklar. Şu anda da eminim ekran başında büyük ihtimal bizi izliyordur. O beyefendiye de buradan sesleniyorum. Ekran dışı kamera arkasında görüşmek üzere davet ediyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Belki babasıyım, belki babası değilim diye de iddia edebilirsiniz. Ama ortada tek bir test var. O da DNA testiyle gerçek ortaya çıkacak. Temmuz ayında başlamış ilişkileri. Ekim ayında da bitmiş. Aileyle de samimi fotoğraflarınız varmış. Var. Yani ablayla, anneyle. Var. Ekip arkadaşlarınıza verdim. Yani şey... Ne bileyim hani bazen şimdi flört edersin de flört ettiğin kişiyi tanıştırırsın ama bazen de dersin ki işte benim evleneceğim kadın bu anne. Hı hı. Aileye girişin, evet. Onlarla tanışma. O şekildeydi. Benim evleneceğim kadın Seda mı, evet, diye tanıttı. Evet. Bu süreçin hep aileyle mi beraberdi? Tabii aileyle sık sık hep. Peki. Bir şey daha sorabilir miyim? Ayrılık sebebin bir yalanın ortaya çıkması mı? Yoksa? Farklı nedenler Esra'nın. Farklı nedenler. Farklı nedenler. Yani burada açıklayabileceğim nedenler. Peki. Kıskançlık gibi mi? Hayır. Anladım. Peki. Söyleyecek başka bir şey var mı? Sorusu olan var mı? Benim garibime giden şu. Bu kadar her şey ortaya çıktı. Hala burada çıkıp da ben DNA testi yaptıracağım. Çocuk Murat'tan dedi. Sonra da burada çıktın. İtiraf ediyorum artık. İşte yani. Artık itiraf ettim. Olabiliyor. Yani ama bu kadar her şey ortadayken olabiliyor. Herkesin başına her şey gelebiliyor. Ya o... Herkes yargılıyor. Herkes beni yargılayabilir ama hayır, ben yargılamıyorum. Yargılanan şeydi. Bir gün sizin başınıza gelmeyeceğini bilemezsiniz. Yaşayan bilir. Sonuçta yaşayan biliyor, evet. Gerçek bir programdasın ve milyonların izlediği bir biliyor. Programdasın. O kadar çıkıyorsun hala diyorsun ki Murat çocuk şey çocuk Murat'tan diyorsun. Onu algılıyorsun. Ve ben hani, Murat'tan diyerek de şey diyordu. Ya ben gerçekten annemi babamı seviyorum. Çocuğun gerçek babasının evine gelirim. Hiç gitmeyi düşünmedin mi? Buradan da isim şeyde
isim de vermiyorsun. Yani ondan niye gitmeyi... sakladın bunu? Hayır, niye saklıyorsun ondan? Ha? Düşünmedim hiç. Niye peki yani? Telefonla ulaşamadınız. Dün akşam da bunu ama söylediğinde... Ama adresi vardır. Hayır, hayır. Ya bugün akşam şimdi bunu söylediğinde... Esra Hanım... şimdi nefret mi? Gönül kırgınlığı mı? Nefret. Yoksa ayrılığınızın arkasında başka bir olay var gurur da... Gurur mu? Ondan dolayı mı? Nefret. Bugün ekip arkadaşlarınızla ben... Zaten ben birkaçını söyledim. Bak, söyledim. Şey ekranın önünde söyleyemeyeceğim bir takım şeyler. Ekran başına söyleyebilirsin de ben şuradayken orada ekip arkadaşlarım falan kimse benim umurumda değil. Hayır. Soruyu soran benim, hayır, cevabı almak söyleyemeyeceğim bir şey dediler o yüzden. Bana söyle o zaman. De ki ekranda söyleyebileceğim bir şey değil. Sadece tabanını merak ediyorum. Yani çocuk nefret, gibi yani, düşünmüyorsun. Yine çocuk düşünmüyorsun. Söyledim ya. O kişi bekar mıymış? O şahısla ilgili bağlantılı bir takım şeyler hani böyle... O ünlü oldum. Peki Seda Hanım, bebeği aldırmayı hiç düşünmediniz mi? Öğrendiğimde geçmişti. Efendim? Öğrendiğimde geçmişti. Ha, gecikmişsiniz. Evet. 10 haftaya kadar alınabiliyor. Aldırmayı peki ister miydiniz? Böyle bir imkanınız olsaydı... Bence bu soruyu cevaplamasın. Bu soruyu cevaplamasın. Yalan söyleme konusunda problemi olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söylüyor yok, aslında. Bir isteği yaptım aslında biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl bu kadar seriyi söyleyebiliyorsun? Mecbur kalınca gerçekten söyleyebiliyormuşsunuz. Bunu öğrendim yani. Ne? Yani mecbur kalıyorsunuz ya bir şeye. Ama şimdi... Dardasınız, kötü durumdasınız, çaresizsiniz. Ve nasıl olduğunu hani de. Şey yap... Yani böyle hani kendimde değildim, kendimi bilmiyorum. Kendimi bilmeden... Ama bu sadece değil. Murat'a söylediğim bir şey değil. Değil yani. Şu da şöyle şey yapamaz. Hani geçmişte yaşanan bir takım olaydan dolayı Esra Hanım onu siz ve herkes biliyor. Geçmişte yaşanan bir takım olaydan dolayı onun damgasını yediği için ve o olayı da kimse neden, nasıl, niçin olduğunu bilmiyor. Hani sanıyorlar ki ben gerçekten gittim. Evet onu o şekilde yaptım ve o şekilde oldu. Ama olayın hani dediğiniz gibi tabanı ya da yaşanışı niye ya da yaşanışı farklıydı. Farklı bir kimlikte tanıtma ve ihtiyacı ondan diyorsun. Sonra dedim ki yani... Artık dedim hani damgalı oluyorsunuz. Bu arada Eskişehir'de ailesinin durumu da iyi. İlk sorduğum soru Seda'ya dün akşam şu oldu. Neden? Şimdi normalde varlık durumun kötüyse işte zenginmiş gibi kendini yani olmayanı gösterirsin. Şimdi anladığım kadarıyla senin varlık durumun da kötü değil. Niye hani fakir kızı oynamadın da daha zengini oynadın? Onu merak ettim. Hayır. Yani zaten şunu hiç, söyleyeyim hiç bakın. Yalan söylemediniz mi? Ben hani nasıl onu nasıl açayım? Ya ben maddiyattan konuşmak istemiyorum. Eğer maddiyat olsaydı benim amacım tek net şunu söyleyeyim. Ben ailemin evinin kapısını kapatıp çıkmazdım. Ben o kişinin de çok maddiyatı falan olduğunda herkese düşünmüyorum. Herkese bir yalan ailemden. Söylenmiş ama esas çocuğun babasına hiçbir yalan söylemediniz mi? O zamana kadar zaten yoktu bir şey. Yani nasıl içinizde mi yoktu böyle bir yalan söyleme ya, isteğim yoktu? O zamana yoktu. Kadar yoktu. Profesyonellik mi yoktu? O onunla yaşandı, bitti. Yani ne deseniz haklısınız. Şu anda bazı şeyleri yani açıklayamadığım için gitmiyor. Ne demenin anlamı yok. Ama yani. Neden burası? Bence çocuğunuzu alır, onların kapısına vallahi koşun. Niye babası diyerek. İnşallah şey bu saatten sonra düzeltirsin kendini. Doğru, sadece balım için bunu söyleyeyim. Sınavın olsun, çocuğuna gözümün önüne konma. Git babasına, çocuğunun adamın babasının kapısına yat. Dönerse, git babasına yat. O kârdır. Yani bu da bir çocuğun... sınav belki işte. Bu sınavım ama tek... Yani kötü yanı, artık hukuki yollarda bir anneyim. Aynen. Belki o hakkınızı sınav arayacaksın. 3 aylık bebeğim varken olması kötü oldu. Ekran karşısında artık bebeği nasıl babasını söylememe nedeniniz. Hani dediniz ya tanınan bir insan. Korkuyor musunuz acaba? Hayır. Korku falan yok. Sebebi nedir? Düşünerek esas babasını yani kendisi tehdit edebileceğinden falan mı? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Sedacığım. Yani sana kötülük yapar mıydı? Hayır yapmaz. Hayır. Bilmiyorum. Sedacığım hayatında o kadar doğru bir insana rastlamışsın ki Murat şimdi gibi bir insana rastlamışsın. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Pazartesi günü ne kadar eğer ki kendisi herhangi bir itirafta bulunmazsa ben zaten ismini burada da söyleyeceğim ve söylediğim anda herkes bilecek zaten. Peki. Önümüzdeki günlük bir süreç var. Cumartesi ve pazar düşünme payının olduğu bir süreç. Pazartesi günü de açıklanacak. O kişi iddia